hiçbir PKK'lı evlenme derdinde değil. Hiçbir PKK'lı okulumu bitireyim derdinde değil. Hiçbir PKK'lı köşe döneyim peşinde değil. Hangi diskoya gitsem de nerede eğlensem peşinde değil. Nerede nişan yapsak, nişana kaç kişi çağırsak derdinde değil. Nikah yüzüğü ne kadar değeri, pahalı mı, işte kaç milyonluk, bunun tespitinin derdinde değil. Düğünde hangi yemekleri vereceğiz derdinde değil. Arabanın markası ne olsun derdinde değil. E öyle olunca başarılı oluyorlar tabii ki. Ama Türkiye'de böyle mi? Adam ya köşe dönme peşinde, büyük bir çoğunluk böyle. Kimi evlenmenin derdinde, kimi senetlerin derdinde, kimi iş yerinin derdinde, Güneydoğu adamların umurunda bile değil. Haberi bile yok yani. Hayır, Türkiye'nin yarısı gitse yine ilgilendirmez. Zannettiğiniz gibi olmaz yani. Ankara'yı falan da verir adam yani, verir yani. Çekilmez. Bayağı bir çoğunluk verir yani. Yani yüz binlerce böyle insan çıkar. Bu kafada. Umurunda İstanbul'da verir adam yani, hiç fark etmez. Ya bana dokunmasınlar da yani, nikahı engellenecek mi ona bakar adam. Düğün engeller mi bunlar falan, onu da denişiyor. Düğünü de engellerseler ona da razı olur. Böyle teslimiyetçi, böyle ruhu boş, milli değerlerden uzak, maneviyattan uzak yüz binlerce insan var. Ve bunlar da takdir görüyor, değer görüyor. Ya vay mübarek diyor, babasıdır diyor. Tabii öyle düşünecek. Bak görüyor musun annesini diyor, kına gecesinde diyor, işte bilmem ne yaptırmış, hazırlatmış diyor. Lan memleket elden gidiyor, aklını başına al, aklını başına al. Sarsıyorsun, anlamıyor ya. İslam ülkeleri teker teker elden gidiyor, görmüyor musunuz? Görmüyor ya. Ama tabii bunlara kızmanın da bir şeyi olmaz. Yani bunlar var mı yok mu belli de değiller yani. Uçuyorlar yani. Onun için hükümetlerin bu konuya da dikkat çekmesi lazım. Ya bu nedir, böyle fevkalade bir durum var. Siz neyin derdindesiniz? Aklınızı başınıza alın. Türkiye büyük felaketin içine gidiyor. Türkiye'nin neredeyse yarısını PKK teslim aldı. Eğer böyle giderse diğer yarısını da alır demiyorlar. Amerika da bu durumun farkında. Buraya onların psikologları geliyor, uzmanları geliyor, sosyologları geliyor. Halkın nabzını tutuyorlar. Ya diyorlar, bunlar bayağı müsait diyorlar. Yani Güneydoğu'yu istediğimiz gibi alabiliriz diyorlar. Yani öyle bir reaksiyon falan yok diyorlar. Dine bağlı mı? Arada sırada nabız yoklaması yapıyorlar. Yani vatana bağlılık var mı? Toprağa bağlılık var mı? Tansiyonu ölçüyorlar. Bakıyorlar yok öyle bir şey. Yahut az veyahut yetersiz veyahut belirli bir kesimde yok. O duruma göre adamlar hamle yapıyor. Mesela Amerika'dan talimat veriyorlar. Mesela bu talimatlarla, bu hamlelerle bu dereceye kadar geldiler. Şimdi yine ölçecekler, yani halkın reaksiyonuna bakacaklar. Yine bir hamle daha yaparlar. Sonunda Türkiye'nin tamamını alırlar, söyleyeyim. Ya bu aymazlık, bu ilgisizlik, bu alakasızlık o yüz binlerde olmaya devam ederse, bu felaketlerin ön arkası gelmez. Bir de bu adamlara saygı duyuyorlar. Helal olsun diyor, kızını evlendirdi diyor, helal olsun bilmem ne araba aldı. Lan memleket elden gidiyor, aklını başına al. Uçuyor ya. Örfümüzde var mı diyor ya, önce diyor bir kına gecesi olması gerekiyor. Ulan kına gecesinin sırası mı? Aklını başına al. Toptan memleket elden gidiyor, canın, malın, ırzın her şey gidecek yani. Uyanmıyor. Doğu'da, Mardin'de, Siirt'te Öcalan'ın resmi asılmayan, PKK bayrağı asılmayan bir düğün yapmak adeta imkansız. Yapabilen varsa bana söylesin. Birçok kişi bana yazıyor. Bak diyor ki mesela, ben ilinde vermiş yani, kardeşimin düğünü vardı diyor. Öcalan bayrağı asmaya mecbur kaldık diyor. Niye böyle diye sordular diyor. Herkes biliyor diyor. O olmadan hiçbir yerde eğlence yapılamıyor diyor. Her yer. Gelip adam otomatik silahla tarıyor. Ve yakalanamıyor. Polis yok ortada. Polis karakolda duruyor.
Asker kışlada duruyor. Müthiş bir aymazlık ve umursuzluk birçok insanda var. Ve bu insanlara da acayip saygı duyuyorlar.